Herkese merhabalar. Futbol Manager 2024'te Galatasaray kariyerimizin 9. sezon videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, an itibariyle müzemizde tam 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu Fatih hocamızdan armağan, 4 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu, 31 Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu, 24'te Türkiye Kupası var. Bu sezon amacımız bu rakamları tabii ki arttırmak. An itibariyle yaş ortalamamız 26 arkadaşlar. Ortalama maaşımız inanılmaz. 10 milyon 725 bin euro. En çok kazanan yaklaşık 30 milyon euro ile Jude Bellingham ve menajerimizin görev süresi, yani bizim görev süremiz tam 8 yıl 36 gün dostlar. Evet, şimdi transferlerimizi yaptık. Doğru, 9. sezon yaz transferlerine şöyle bir ufak bir göz attığımızda arkadaşlar, ciddi satışlar yaptık. Toplamda 167 milyon euroluk satış yaptık. Jimenez'i Newcastle'a 79 milyon euroya yolladık. Hakan Öçal Türk oyuncu olması rağmen çok gitmek istedi arkadaşlar. Real Madrid'e 40 milyon euroya yollamak durumunda kaldık. Sol bek Albert Navarro'yu Borussia Dortmund'a 27,5 milyon euroya yolladık. Aynı zamanda bir başka Türk'ü de kaybettik. Ama o da gitmek istedi. Ferdi Kadıoğlu'nu da Al Ittihad'a 20 milyon euroya yollayarak 167 milyon euro kasamıza soktuk. Ve gelenlere bakacağız. Gelenler de yine olmadı arkadaşlar. Olmadı ne yazık ki. Erling Haaland'ı kadromuza katamadık. Onun yerine forvete Chelsea'den Evan Ferguson'ı bonuslarla dahil, taksitler bonuslar dahil toplamda 178 milyon euroya kadromuza dahil ettik. Bu transferden sonra Regenlere yöneldik arkadaşlar. Yusuf Baykal Stuttgart'tan 26,5 milyon euro. Agustinho Young Boys'tan 15,25 milyon euro. Yine Ivan Aliç Young Boys'tan 14,75 milyon euro. Efe Akman eski free bırakmıştık Efe'yi. AZ'den 10 milyon euro, resmen bir transfer başarısızlığı. Şaban Harslan'ı Herenven'den 4,6 milyon euroya alırken Kvyor'u da Benfica'dan stoper oyuncusunu bir sezon kiralık olarak opsiyonsuz kadromuza dahil ettik. Evet, profillere ufak bir göz attığımızda Evan Ferguson'a bakalım ilk önce. Çakma Haaland diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten şu ana kadar elimizdeki en iyi forvet profili diyebilirim. Yıllık yaklaşık 23 milyon euro veriyoruz kendisine. Beklentimiz büyük. 26 yaşındaki İrlandalı oyuncudan milli maçlarda da 82 gol maçta 43 golü var. İyi performans bekliyoruz. Genç oyuncu Regen Yusuf Baykal Stuttgart'tan aldık. 22 yaşında, çok iyi bir profil değil arkadaşlar ama gelişebilir bir profil olduğunu düşünüyorum. Sol tarafta Vinicius Junior'u yedeklese bizim için yeterlidir. 4 milyon euro vereceğiz kendisine. Bir başka Regen Thiago Agostinho, bir stoper, pasör stoper, çok iyi özellikleri var. Teknik 16, pas 13, ilk kontrol 13, müthiş teknik özellikler, hızlanması, çevikliği muazzam arkadaşlar ve daha 20 yaşında Portekiz milli takımı formasında bir kez giymiş durumda. 4 milyon euro veriyoruz. As olarak Jimenez'i yolladık. As olarak Agostinho'yu kullanacağız stoperde. Ve bir başka Young Boys'tan transfer Ivan Galic arkadaşlar. O da sağ taraf oyuncusu aslına bakarsanız. O da daha 18 yaşında İsviçre oyuncu. İyi özellikleri var. Kararlılık 20, agresiflik 16. Gelişebilir bir profil olduğunun altını çizelim. Rotasyon oyuncusu olarak kadroda yer alacak ama son sezon, 10. sezona belki damga vuracak isimlerden biri olabilir. Ivan Galic ve Efe Akman. Yani Efe'nin profili gerçekten hiç fena değil. Yani çok Türk oyuncu yolladık arkadaşlar. Hakan Hocalı yolladık. Ferdi'yi yolladık. Türk oyuncu almamız gerekiyordu ve Efe'de tercih kıldık. 10 milyon euro verdik. Aldık 25 yaşında. Kötü değil profil. Bence rotasyonda faydalı olabilecek bir profil. Efe Akman profili. Ve Şaban Arslan, onu da Herenven'den aldık arkadaşlar. Çok büyük bir beklentimiz yok. Defansif orta sahada oynuyor. Yani Türkiye Kupası maçlarında, iç sahadaki zayıf Türkiye Ligi maçlarında kullanacağımız bir oyuncu Şaban Arslan. Son transfer Kvyor. Onu stopere rotasyon oyuncusu olarak dahil ettik. Bir sene kiralık olarak oynayacak. 31 yaşında, tecrübeli. Performansına göre de belki de ilk 11'e ilk 11'e kapağı atabilir arkadaşlar. Bu transferlerden sonra maddi duruma baktığımızda mali yük arttı arkadaşlar. Ne yazık ki hala transfer bütçemiz 88 milyon euro gözüküyor. Maaş bütçemiz yaklaşık artı 30 milyon euroda ama sıkıntı genel durumdan itibariyle 21 milyon euro var genel durumda kasada. Ödenecek ciddi derecede taksitler var. Eksiye düşeceğiz gibi gözüküyor sezon sonunda. Borçlar ve kredilere baktığımız zaman 234 milyon euro net borcumuz var. Transfer borcumuz arkadaşlar yaklaşık 150 milyon euro civarında, bu taksitlerden kaynaklanan borç. Şimdi böyle bir takım kurduk. Taktiğimizi değiştireceğiz arkadaşlar. Taktiğimizi değiştireceğiz ve elimizde böyle Jude Bellingham'lı, Camavinga'lı, Caicedo'lu, fiziksel kapasitesi yüksek bir takım varken ilk defa bu kariyerimizde dengeli pozitifin dışına çıkıyoruz. Hücum ağırlıklı oynayacağız ve gegenpress ile oynayacağız arkadaşlar. Rakip savunmaya en önde kuracağız savunma çizgimizi. Çok riskli, biliyorum çok riskli ama ben de açıkçası oynarken farklı bir tat almak istiyorum. Yoksa açıkçası sıkıldım. Yenilelim, çok gol yiyelim.
yiyelim, çok gol atalım. Farklı bir sene olsun istiyorum bizim için. Evet, o zaman başlayalım. Bakalım 9. sezon 1. devresinde Galatasaray'ımız, yepyeni Galatasaray'ımız neler yapmış. Ama ilk önce bir ilk 11'e, as takım 11'ine baktığımızda bu kadroyu as takımda kullanacağım. Ederson, Silva, Agustino, Ivanchev, Caicedo, Camavinga, Arnold'u önde kullanacağım. Ortası ve tekniğinden yararlanmak istiyorum. Bellingham, Musiala, Vinicius ve Ferguson 11'imiz arkadaşlar. Yedeklere baktığımızda Can Kat var, Can Uzun, İsmail Taşkın, Kenan Yıldız, Eyüp, Doğacan, Enric, bir sene daha kiralık, Yusuf Baykal, Ivan Galic, Efe Akman ve Şaban Aslan ve Kvyor'u yedeklerde görüyoruz dostlar. Hadi bakalım. Umarım sezon sonu yüzümüzün güldüğü bir 9. sezon olur. 9. sezona 2 Süper Kupa karşılaşmasıyla başladık. Fenerbahçe uzatmalarda 2-1 geçtik arkadaşlar. Türkiye Süper Kupası'nı kazandık. Juventus'u da 4-2 ile geçerek UEFA Süper Kupası'nı müzemize götürdük. Juventus karşılaşmasında aldığımız risklerin biraz bedelini ödedik arkadaşlar. Sezon boyu böyle geçecek gibi gözüküyor. 9 şut 5 isabet, 2.34 gol beklentisinden Ferguson, Bellingham, Antonio Silva ve Endrick gollerini bulduk. Ama rakibe tam tamına 11 şut 6 isabet ve 2.52'de gol beklentisi verdik. Ve Manuzzi ve Bremer golleri geldi. Biraz zaman tanımamız lazım. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Kesinlikle bu taktikle yola devam edeceğim. Başarısız da olursak yapacak bir şey yok. Farklı bir şey deniyorum. İlk defa Gegenpress oynuyoruz. Bu açıklıkları vereceğiz. Riskli bir taktik oynuyoruz arkadaşlar. Bu karşılaşmadan sonra da lige şok Trabzonspor beraberliğiyle başladıktan sonra Şanlıurfa Sporu 10'a 0, Eyüp Sporu 5-2, Manisa'yı 9-3, Antalya deplasmanı 4-3, Kayseri'yi 4-1, Iğdır'ı iç sahada 3-2, Başakşehir'i 4-0, Kasımpaşa'yı 5-0, Beşiktaş'ı 4-0'la geçip son haftalarda biraz savunma performansımızın iyi yönde etkilendiğini söyleyebiliriz. Ankara Gücü 2-0, Pendik 2-1, Göztepe iç sahada 4-2 ile geçtikten sonra son 4 karşılaşmada 16 gol atıp 1 gol yedik. Bodrum 1-0, Trabzon Futbol Club 5-1, Samsun 5-0 ve Fenerbahçe'yi iç sahada 5-0'la geçtik arkadaşlar. Fenerbahçe karşılaşmasında gerçekten müthiş bir hücum performansıyla oynadık. Aynı zamanda savunmamız da oldukça iyiydi. 26 şut 14 isabet, 3.87 gol beklentisinden Camavinga 2, Bellingham, Evan Ferguson ve Doğacan gollerini bulduk. 3 şut 2 isabet, 0.35 gol beklentisi verdik Sarı Lacivertli. Ligde yerli rotasyonu bol kullandığım için arkadaşlar açıkçası birazcık da savunma zafiyeti yaşadık. İsmail'i kullandık, Doğacan'ı kullandık, kalede Can Kat'ı kullandık. Mesela bu karşılaşmada kalede Can Kat vardı. Önemli bir 3 puan. Aldığımız bu sonuçlardan sonra an itibariyle 17 karşılaşmada arkadaşlar 16 galibiyet, 1 beraberlik, 57 averaj ve 49 puanla da ligin zirvesindeyiz. 2. Eyüp, 3. Antalya, 4. Fener, Bahçe, 5. Beşiktaş, 74 gol attık. Müthiş bir rakam. Ligin en skorer takımıyız. 17 gol yedik. Maç başına 1 gol ortalaması sıkıntı arkadaşlar. En kötü 3. En iyi 3. defansif takımız. Normalde burada hep 1. sırada olurduk. Şampiyonlar Ligi tabii ki önemli olan orası arkadaşlar. Lig artık bizim diyebiliriz zaten. Şampiyonlar Ligi'nde de şöyle ufak bir göz attığımızda Şampiyonlar Ligi'nde açıkçası şok bir Real Madrid deplasmanı mağlubiyetiyle başladık. 1-0, daha sonra iç sahada Juventus'u 4-0, Milan'ı yine iç sahada 3-0'la geçtikten sonra 3 deplasmana çıktık. Dinamo deplasmanı 1-0, Monaco deplasmanı 5-0 ve Ajax deplasmanı 3-0 döndük. Juventus iç saha karşılaşmasında etkili bir Galatasaray izledik. 28 şut 17 isabet, 3.44 gol beklentisi, %69 toplu oynamadan Musiala'nın biri penaltı olmak üzere 3 gol ve Vinicius gollerini bulduk. Juventus'a pozisyon verdik. 11 şut 3 isabet, 0.94'te gol beklentisi verdik İtalyan temsilcisi. Ama yani şu hücum performansı, şu pozisyonları vermek açıkçası çok koymuyor. Çok savunma odaklı ilerlemeyeceğiz bu sene. Ve bir diğer iç saha maçında Milan'ı da 3-0'la geçtik arkadaşlar. 16 şut 7 isabet, 2.16 gol beklentisi, %65 toplu oynamadan Vinicius, Camavinga ve Musiala gollerini bulduk. 9 şut 1 isabet, 1.02 gol beklentisi verdik İtalyan temsilcisine. Yine pozisyon verdiğimizin altını çizelim. Ama önemli bir 3 puanın da altına imza attık. Aldığımız bu sonuçlardan sonra Şampiyonlar Ligi'nde an itibariyle oynamış olduğumuz 6 karşılaşmada topladığımız 15 puanla 3. sıradayız arkadaşlar. Son 2 karşılaşmada elde edeceğimiz en az minimum 4 puan ya da 3 puan bile bizi son 16'ya direkt taşıyacak arkadaşlar. Evet, sezonun veri merkezi tabii burası, savunma anlamında biraz sıkıntının olduğu yer. Aslında kalemize maç başına 0.71 gol beklentisi verdik. Bu çok ciddi bir rakam değil bu riskli taktiğe. Gegenpress oynuyoruz, hücum ağırlıklı oynuyoruz. Tüm riskleri almış durumdayız ama maç başına 1 gol yedik. Burada Ederson büyük hayal kırıklığı yarattı ama hücum inanılmaz arkadaşlar. Penaltı hariç 3.33 gol beklentisinden 4.35 gol bulduk. Rakip kalelere 27 şut attık ve %90 pas isabet oranıyla oynadık. Ve bireysel performanslar. Evet, bireysel performanslarda onca transfere rağmen zirvede yine Kenan Yıldız var. 10 gol 11 asist, 7.98. Musiala müthiş oynadı. 9 gol 10 asist, 7.86. Arnold
kanat oynamasına rağmen 1 gol 15 asist tam istediğimiz verdi 7.70. Evan Ferguson 22 gol 4 asist 7.63. Jude Bellingham 10 gol 7 asist 7.63. Vinicius 9 gol 5 asist 7.46. Camavinga 7 gol 2 asist 7.41. Antonio Silva 4 gol 1 asist 7.39. Galic genç oyuncu 5 gol 3 asist 7.33. Caicedo 2 gol 2 asist 7.31. Ivanchev genç Bulgar regenimiz 2 asist 7.23. İsmail 1 gol 5 asist 7.22. Agustina yeni transfer 1 gol 7.17. Enric 8 gol 2 asist 7.14. Efe Akman da hiç fena değildi. 4 gol 5 asist 7.09 ama Ederson kalecimiz kötüydü arkadaşlar. Ederson 7 performans puanı bir kaleci için kötü diyebiliriz. Evet, Ocak transfer dönemine gireceğiz. Ocak transfer dönemi çok hareketli geçmeyecek arkadaşlar. Çünkü maddi durumda kötüye gidişat devam ediyor. Transfer bütçemiz var 15 milyon euro. Maaş bütçemizde 12 milyon euro. Buradan yönetim kesinti yaptı. Çünkü genel durum işler aşısı genel durumda eksi 56 milyon eurodayız yaklaşık arkadaşlar. Bu fena bir durum. Sezon sonu düşünemiyorum. Borçlara baktığımız zaman net borç 272 milyon euro civarında. Transfer borcumuz ödemelerimizde biraz azalttık. Onu sezon başına göre 111 milyon euro civarında dostlar. Evet, sezonun ikinci devresi. Umutluyuz. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Çok gol yiyoruz ama bir o kadar da gol atıyoruz. Bakalım final bölümüne nasıl gitmişiz? Sizlerle maç oynayabilecek miyiz? Yine bir final karşılaşması oynayabilecek miyiz? Evet, Ocak transfer dönemi çok hareketli geçmedi. Bir tek Real Madrid Endrick'i geri çağırdı arkadaşlar. Çok fazla forma şansı bulamadığı için. Biz de Endrick'i yollayınca yine Real Madrid'den Julian Alvarez'i bir sezonluk, sezon sonuna kadar 6 aylık kadromuza kattık. Yedekte oynatacağız Julian Alvarez'i. Çok ciddi bir beklentimiz yok. Zaten as forvetimiz Evan Ferguson arkadaşlar. Yine de iyi bir profil olduğunu altını çizelim. 32 yaşında veteran olmuş Alvarez. Evet, Süper Lig. Süper Lig'de arkadaşlar sezonun ikinci yarısında bir Galatasaray rüzgarı işti diyebiliriz. Eyüp'ü 1-0, Trabzon'u 9-0'la geçtik. Müthiş bir galibiyet. Manisa 7-3, Antalya 4-1, Şanlıurfa deplasmanı 4-0. Kayseri iç sahi 7-1, Iğdır deplasmanı 6-2, Başakşehir iç sahada 6-0, Kasımpaşa deplasmanı 3-0, Beşiktaş iç sahada 5-2, Ankara Gücü deplasmanı 4-1, Pendik iç sahada 4-0 ve son 4 maçta da arkadaşlar Göztepe deplasmanı 4-2, iç sahada Bodrum 6-0, Kadıköy'de de Fenerbahçe 2-0, Samsun iç sahada 6-0 ve Trabzon Futbol Club 5-0. Açıkçası taktik biraz oturunca savunmanın da daha iyi olduğunu, nispeten daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ama müthiş bir gol sayısına ulaştık arkadaşlar. Süper Lig'de yine şampiyonluğa ulaştık. 34 maçta 33 galibiyet, bir beraberlik, 128 averaj ve 100 puan ile 157 gol attık. Şu ana kadar ki 9 sezonun en fazla gol attığımız sezonunu yaşadık Süper Lig'de. 29 gol yedik normal, çünkü çok riskli bir taktikle oynuyoruz ve Türkiye Süper Lig'inde şampiyonluğa ulaştık arkadaşlar. Ama ne diyoruz? Türkiye araç, Avrupa amaç. Avrupa'da neler yaptığımıza şöyle bir ufak bir göz attığımızda arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi son 2 lig grup karşılaşmasında Young Boys'u iç sahada 10'a 0 geçtik ve Sporting'i de 3-0'la geçerek toplamış olduğumuz 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve 21 puanla son 16 turuna direkt olarak katılım hakkı kazandık. Son 16 turunda Chelsea ile eşleştik. Chelsea deplasmanı müthiş bir maçtı. 3-2 kazandık. Bir geri dönüş hikayesi. İç sahada da 3-1 kazandık ve totalde 6-3'lük skorla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktık. Yani Chelsea deplasmanında arkadaşlar müthiş bir Galatasaray izledik. 26 şut, 14 isabet, 3.87 gol beklentisi, 159 toplu oynama. Ferguson, Camavinga ve Vinicius gollerini bulurken 12 şut 12 isabet 1.63 gol beklentisinden Peyrat gollerini yedik. 2-0 geriye düştüğümüz karşılaşmayı 3-2 kazandık. İç sahada da kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale adımızı yazdırmayı başarmış olduk. Ve çeyrek finalde İtalyan devi Juventus geldi. Juventus'u deplasmanda darmaduman ettik. 3-0, iç sahada 4-1, total 7-1'lik skorla Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmeyi başardık arkadaşlar. Juventus karşılaşmasında yine deplasmanda çok iyi bir Galatasaray izledik. Özellikle 15 şut 7 isabet 2.06 gol beklentisi, %67 toplu oynamadan Evan Ferguson 2 ve Alexander Arnold gollerini bulduk. İyi de savunma yaptık. 9 şut 6 isabet ama sadece rakibe 0.53 gol beklentisi verdik. Rakibin isabetli pas yüzdesini gegenpress yaparak %81'de tutmak bu taktiğin en önemli parametresi arkadaşlar, ön alan presinde. Ve Şampiyonlar Ligi yarı finali Barcelona ile eşleştik. Deplasmanda Barcelona'yı 3-2, iç sahada 3-0, totalde 6-2'lik skorla eledik ve birazdan Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United karşısına beraber çıkacağız arkadaşlar. Peki ne yaptık? Barcelona deplasmanı müthiş bir karşılaşmaydı. Pozisyon verdik, yine pozisyon bulduk. 14 şut 9 isabet 2.01 gol beklentisinden arkadaşlar. Musiala, Vinicius Junior ve
Jude Bellingham gollerini bulduk. Rakibin 13 şut 3 isabet 1.20 gol beklentisi var. Ferran Torres ve Victor Roque gollerini buldular. Savunmada evet yine aksadığımızı görebiliyorum. 1.20 gol beklentisi vardı ama bu hücum performansıyla bu gol beklentisini vermek açıkçası bu sezon çok umursadığım bir durumda olmadı. Önemli bir galibiyet ve iç sahada da Bahçe'yi 3-0'la evine yolladık arkadaşlar. En sıkıcı maçlarımızdan biri oldu. Çok iyi savunma yaptık. 8 şut 4 isabet 0.76 gol beklentisi. Hücumda çok üretemedik arkadaşlar. 10 şut 6 isabet 1.14 gol beklentisi. Bize yakışmayan bir hücum performansı ama bireysel yetenekler ön plana çıktı. Jude Bellingham, Kamavinga ve genç Regen Galic'in golleriyle 3-0 kazandı. Totalde 6-2 ile birazdan Şampiyonlar Ligi finaline Manchester United karşısına çıkacağız arkadaşlar. Tabii ki Manchester United karşısında elimizden geleni yapmaya çalışacağız ama zor olduğunun da altını çizelim. O zaman sizleri de fazla bekletmiyorum ve Manchester United'la Şampiyonlar Ligi finaline çıkıyoruz. Üst üste kazanmak istiyoruz. Bu arada Türkiye Kupası'nı size göstermeyi unuttum. Türkiye Kupası'nda da finale çıktık. Ağırlıklı Türk oyuncular rotasyon kadrosuyla finale çıktık. Neredeyse her maç gol yedik ama sıkıntı yok. Fenerbahçe ile oynayacağız. Şampiyonlar Ligi maçından sonra o maçı da beraber oynayacağız arkadaşlar. Evet artık Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Rakip Manchester United. İlk 11'imize bakacağız. Can Katı koymuşum ben. En son Can Katı oynamış. Onu çıkartalım. Ederson'la başlıyoruz. Ederson, Silva, Agustinho, Ivanchev, Caicedo, Camavinga, Vinicius, Musiala, Bellingham, Arnold ve Ferguson ilk 11'i. Haydi çocuklar, haydi çocuklar, haydi sizdeyiz. Umarım görsel şölen olsun. Yenilsek de böyle heyecanlı bir maç izleyelim. Yani ele alamasak bile güzel bir futbol olsun bizim adımıza. Tedesco United'ın teknik direktörü Lukaku var bildiğimiz. Teate var arkadaşlar. Ve Sesko var. Diğerleri muhtemelen Regen. Ortalık Regen kaynamış durumda. Ben de bu durumu hiç sevmiyorum. Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Kupayı istiyoruz. Riskli bir taktikle oynuyoruz. Her sonucu açık bir karşılaşma arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Vurduğumuz gol yediğimiz offside olsun. Şimdi savunmadan Adams'la çıkmaya çalışıyor. Manchester United. TAT. Şimdi aldık. Ferguson gol pozisyonu. Evet ilk 20 dakikayı geride bıraktık. Yani arkadaşlar tek kale bir maç var şu an. Maçın istatistikleri inanılmaz ama golü bulamadık. Arnold ortaladı şimdi. Savunma çıkarttı. Vinicius. Vinicius bir orta daha. İçeriye Arnold, dışarıya bu da kaçtı. Evet finalde dakikalar 40. Gol haricinde her şeyi yapan bir Galatasaray izledik arkadaşlar. Yani Manchester United'ın bırakın pozisyonu şut girişiminin dahi olmadığı bir ilk yarı. Yani istatistikler inanılmaz. 13 şut 4 isabet 1.36 gol beklentisinden gol bulamadık. United'ın şut girişimi yok arkadaşlar. Kötü oyuncularımız var bireysel performans anlamında ama ben bu takıma güveniyorum. Haydi bakalım ikinci yarı sizdeyiz çocuklar. Haydi çocuklar. Evet 62. dakika futbol melekeleri Manchester United'ın başında yani hala şut girişimi olmayan bir Manchester United arkadaşlar. Ben taktiksel anlamda çok dokunmuyorum. Bireysel performanslarda Musiala çok kötü. Belki onu birazdan alabiliriz. Şimdi Caicedo. Caicedo bıraktı. Ivanchev. İnanılmaz bir maç. Şu ana kadar bitmesi gereken bir maç. Ivanchev içeriye bu da kaçtı. Bu da kaçtı. Bu da kaçtı. İnanılmaz arkadaşlar. İnanılmaz. Kader ağlarını örmüş gibi. Kader ağlarına ölmüş gibi bir Kenan Yıldız hamlesi yapacağız. 2.51 gol beklentimiz var. Kenan gel oğlum. Hadi Kenan'ım. Hadi Kenan'ım. Vinicius da kötü. Bellingham da kötü ama kalacaklar. Haydi çocuklar. 81. Arnold savunma. Dikkat. Haydi oğlum. Ve Ferguson dakika 81. Ön alan presi işe aradı. Oh be. Yani şu ana kadar çoktan kopması gereken bir karşılaşmada yani rakibin hatasıyla golü bulduk. Müthiş hata ve Ferguson. 1-0 önde Galatasaray'ımız 81. dakikada finalde. Dakika 82 Arnold. Aman çocuklar çıkarken top kaptırmayalım Ferguson. Daha şutu yok arkadaşlar. Bakın istiyesini geçtim şut girişimi yok United'ın. Savunma arkasına koştu. Alamadı. Contreras çıktı aldı. 82. dakika. Bas önde bas. Ön alan baskısını yap. Adams. Uzun top al bu topu. Antonio Silva sakin. Agustino sakın hata gelmesin. Gelmesin bu hata. Hoylund yapmayın çocuklar. Yapmayın. Anasının şeyi ya. Offside ver ya. Offside ver ya. Offside ya. Of ödüm bokuma karıştı. 3 kilo verdim ya şu pozisyonda. İlk denemeleri ya. İlk denemeleri. Hadi hakem bitir. Bitir 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 bitir. 88. Ya bugün Bellingham, Vinicius falan kötü oynadılar. Ama arkadaşlar şu maçın 1-0'da kalması yani ne diyeyim bir şey diyemiyorum. Şimdi Dudu aradan kırmızı kart. Kırmızı kart gördü Agustino, kırmızı kart gördü. Allah seni bildiği gibi yapsın Agustino.
Allah seni bildiği gibi yapsın. Kıvıyor gel oğlum. Arnold'u çıkartacağım. Sen kanat oynarsın. Sen kanat oynarsın. Değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Ön alan presi devam. Ön alan presi devam. Son 4 dakika uzatmalarla. Bitir. Bitir. Oh be. Yani inanılmaz bir maç. Yani gerçekten ömrümüzden ömür gitti. 1-0 kazandık. Kırmızı kart gördük. Ama şu maçın hakkı arkadaşlar en az 3-0, 4-0. Birazdan istatistiklere bakınca da göreceksiniz. Ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi şampiyonuyuz. Bu sene de Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray'ımız arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yine kupa bizim elimizde. Artık klişe oldu. Bu podyum bizim evimiz gibi oldu. Her sene bir kere uğruyoruz. Sonra yola devam ediyoruz. Ortalık sarı kırmızı. Umarım gerçek hayatta da bir gün buna şahit oluruz. Neden olmasın? Ben Okan Hoca'ya bu konuda çok güveniyorum. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan camiamıza. Ama şu maçın Allah belasını versin. Yani böyle bir maç olmaz arkadaşlar. Ya böyle bir karşılaşma olmaz. Bakın maçın istatistikleri 25 şut, 8 isabet, 3.20 gol beklentisinden tek gol bulabildik. Rakibin 3 şut, 0 isabet, 0.60 gol beklentisi var. Sadece isabetli şut attırmadık. Evan Ferguson 81. dakikadaki golü. Evet biraz bireysel performanslar kötüydü. Oraya baktığımızda maçın adamı Ferguson 9.4. Kenan 7 ile oynadı. Kaytede Uyuri, Kamavinga 7-1. Ederson 7.4. Ivanchev 7-2 ve Alexander Arnold 7.5. Yani Vinicius biraz kötüydü. Bellingham kötüydü ama yani bu noktaya gelmemesi lazımdı bu maçın. Yine de almayı başardık. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Helal olsun size diyoruz. Gerçekten önemli bir zafer, altını çizmek lazım. Evet, şimdi kasamıza da paralar girecek. Bu da önemli çünkü maddi durumda oldukça kötü durumdayız arkadaşlar. Oldukça kötü durumdayız. Agustino'yu şöyle onaylayalım. Direkt kırmızı karttı. Ona diyecek bir şey yok. 10 yılda 6. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk ve arkadaşlar şu tablo muazzam. Son 6 sezonun 6'sında final oynadık. Bayern'le kaybettik ama üst üste 5 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başardık arkadaşlar. Bu arada bayağı da bonus ödeyeceğiz. Bunun da altını çizelim. Bayağı bir bonus ödeyeceğiz arkadaşlar. Ne yazık ki yine ama kasaya da paralar girmeye devam edecek. Prim ödemeleri yok. 23,5 milyon euro prim ödemişiz. Ha işte arkadaşlar. Oy Chelsea 10 milyon euro Evan Ferguson'dan dolayı ödemişiz. Yine Evan Ferguson'a 1.84 maddi duruma bir 15 gün sonra bakarız paralar kasaya girsin. Oy 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 oy. Evet kazandık. Şimdi daha bitmedi ama daha bitmedi. Nereye gideceğiz arkadaşlar? Son final karşılaşmamıza Fenerbahçe Türkiye Kupası final karşılaşmasına gideceğiz. Ondan sonra da sezon özetini ve sezon finalini yapacağız. Fenerbahçe maçını da almak istiyoruz. Hadi bakalım. Fenerbahçe maçına gideceğiz ama bir ödül. Evan Ferguson Avrupa'nın en iyi oyuncu ödülünü kazandı arkadaşlar. 47 maçta 58 gol attı, 9 da asist yaptı, 7.94 ile oynadı. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi ödüllerine de şöyle bir göz atalım. Ödüllere de şöyle bir göz atmak isteriz. Sezon oyuncusu Erling Haaland oldu. İçimiz yanıyor açıkçası Erling Haaland'ın burada olması. Sezonun kalecisi çok enteresan. Ederson'u verdiler ama bence Ederson sezonun kalecisini hak edecek bir performans sergilemedi diyebilirim. Sezonun defansı, sezonun 3 defansı da Galatasaray'ımızdan Antonio Silva, Ivanchev ve Agustinho. Gerçekten 3 oyuncuyu da, 3 stoperimizi, as stoperimizi de buraya sokmayı başardık arkadaşlar. Sezonun orta sahasına şöyle bir baktığımızda orada da 2 oyuncumuz var. Vinicius Junior League 1. sırada, 2. sırada Rodrigo var Manchester City'den ve 3. sırada Cemal Musiala var arkadaşlar. Sezonun forveti Erling Haaland hayvanı. Erling Haaland hayvanı 11 maç 18 gol atmış. 2. sırada Evan Ferguson, 3. sırada Benjamin Sesko. Ah Haaland'a içimiz yanıyor yemin ediyorum. Altın ayakkabı tabii ki haliyle arkadaşlar Erling Haaland'a gitmiş durumda. 11 maçta atmış olduğu 18 gol ile buna şaşırmıyoruz. Rüya takıma bakalım. Sezonun genç oyuncusuna bakalım. Delgado. Leipzig'den Delgado seçilmiş. Bizden herhangi bir isim buraya girememiş arkadaşlar. Rüya takıma da bir göz attığımızda Galatasaray'ımızdan Ederson kalede, Silva stoperde, Vinicius solda, Arnold, Alexander Arnold sağda ve Ferguson ve forvette 1, 2, 3, 4, 5 oyuncumuzu rüya takıma sokmaya başarmışız dostlar. Fena bir tablo değil diyebiliriz. Evet şimdi Fenerbahçe ile oynayacağız. Yine bir milli takım furyası arkadaşlar. Çok fazla bir yorum yapamıyorum. Yani Alexander Arnold, Bellingham, Kamavinga, Antonio Silva, Kvyat, Doğucan, İsmail ve Yusuf Baykal milli takımda oldukları için bu karşılaşmada oynayamayacaklar. Yani şöyle kadro seçim önerisi diyeceğim. Ya ne diyeyim abi, savunmaya atsın birisini işte. Ivan Galic'i alalım şuraya. Evet ilk 11'imiz enteresan. Ederson, Şaban, Eyüp Aydın stoperlerimiz yok. Ata Özgür,
Efe, Caicedo, Vinicius, Kenan, Musiala, Galic ve Ferguson. Allah'tan hücum hattımız iyi arkadaşlar. Hücum hattımız fena değil. Evet hadi bakalım. Hadi bakalım artık maç zamanı. Kazanmak istiyoruz. Bunu da kapılanmak istiyoruz. Talip olduğumuz tüm kupalarda varız. Hepsinde amacımız kupayı müzemize götürmek. Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu var arkadaşlar. Emre Belezoğlu var. Hadi çocuklar sizdeyiz. Vurduğumuz gol, yediğimiz offside olsun. Bu kupayı da kazanalım. Evet 22. dakika. 0-0 eşitlik devam ediyor. Ve golü yedik arkadaşlar. Golü yedik. Yani birkaç deneme yaptık ama çok etkili de denemeler yapamadık açıkçası. Allah'tan bu da gol offside. 0-0 devam ediyor an itibariyle finalde karşılaşma. Şimdi duran top şansı Galatasaray'ımız için Eyüp Aydın. Ya taktik zaten riskli. Gol yemememiz mucize bence bu maçta. Savunma oyuncularımız yok. Vinicius bıraktı. Kenan sekti. Gol pozisyonu olmadı. 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 Evet Atatürk Olimpiyat Stadında 37 dakika 0-0'la geçiyor arkadaşlar. Yani oyunun kontrolü, top kontrolü bizde ama üretmekte sıkıntı yaşayan bir Galatasaray izledik. Galic çok kötü. İkinci yarıda Galic'in yerine bir Julian Alvarez atabiliriz. Efe. Ata Özgür. Galic, Efe. Kenan attı arkadaşlar. Efe'nin asistinde Kenan'ın golü. Dakika 47. Uzatma dakikalarında ilk yarının uzatma dakikalarında golü buluyoruz. Efe Akman. Asisti yapıyor. Ata Özgür'ün fizik de müthişmiş ha. İşte Galic bıraktı. Efe, Kenan ve Tohfilelerde çok iyi oynadı bu sezon yine. 1-0. Devreye de adeta yani çok iyi bir zamanda gelen golle kapattık diyebilirim. Çok iyi oynadık. Hayır pozisyon vermedik. 2 isabetsiz şut 0.05 gol beklentisi. 7 şut 5 isabet 0.86 gol beklentisinden Kenan golünü bulduk. Efe'nin asist yapması beni mutlu etti açıkçası. Haydi bakalım ikinci yarıya aynı taktikle başlayalım. Sonra ilk 1-2 değişiklik yaparız. Evet şimdi Fenerbahçe geliyor. Vinicius araya girdi. Vinicius sol taraftan götürüyor. Birazdan Julian Alvarez'i sağ tarafa atacağım. Galic çok kötü. Musiala, Eyüp. Yalnız şu üçlü savunma üçlüsüyle gol yemeden çıkarsak taktiğin savunma anlamında oturduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar Türkiye sınırları içinde olsak da. Vinicius. Çok güzel bir çalım. Vinicius götürdü. Efe. Aferin Efe be. 7.2 ile oynuyor Eyüp. Vinicius kenarlardan gol pozisyonu olmadı. Şimdi biz değişikliklerimizi yapacağız arkadaşlar. Zaten yedekte bir alabileceğimiz Julian Alvarez var. Onu Galic'in yerine şöyle kanat oyuncusu olarak atalım. Haydi çocuklar bitirelim şu işi. Evet 75. 1-0. Corazo yiyeceğiz gibi hissediyorum. Bu savunma hattıyla yemememiz bu mümkün değil ya. Arkaya bir top atsalar. Offside yok. Dışarıya mı offside? Offside evet. Dakikalar 76. Şimdi Ederson'dan Eyüp Aydın, Caicedo, Vinicius ve Musiala birazcık kötüler. Bir hareketlense maç bitecek. Vinicius çok iyi hareketler. Vinicius Junior müthiş bir gol, müthiş bir slalom ve Türkiye Kupası da Galatasaray'ımızın oluyor. Artık buradan vermeyiz bu maçı diye tahmin ediyorum. Müthiş bir çalım. İşte bakın harika giriyor ceza sahasına slalomlarla ve etkili noktaya vuruyor. Vinicius Junior Onat'ta kalecinin de içinden geçmiş top. 2-0 oldu. Evet 86. dakika gerçekten yani 3 stoperimizin olmadığı bir karşılaşmada savunma performansımız çok iyiydi. Hücumda da çok hani berbat değildik ama yani daha iyi olabilirdik. Ligde Türkiye sınırları içinde daha iyi bir hücum performansına ihtiyacımız var. Yine de kupaya an itibariyle çok yakınız. Şimdi Poster. Güzel pas dışarıya en net gol pozisyonları 90+4'te en net gol pozisyonlarını verdik. Ama Kupa Galatasaray'ımızın Türkiye Kupası'nı da müzemize götürüyoruz arkadaşlar. Bu sezon oynamış olduğumuz tüm kulvarlarda yine tüm kupaları aldık. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu geldi. Süper Lig şampiyonluğu geldi. İki Süper Kupa Türkiye ve UEFA Avrupa Süper Kupası geldi. Ve Türkiye Kupası'nı da müzemize götürmeyi başardık. Hayırlı uğurlu olsun. Artık son sezonumuz kaldı. Bu kariyerin finalini yapacağız. Genel kariyerin finali için son sezon kaldı. 10. sezonda bitireceğiz. İnşallah o sezonda da tüm kupalara alırız. Bugün gerçekten yani bu kadar eksiğe rağmen bence iyi bir futbol vardı diyebilirim arkadaşlar sahada. Hayırlı uğurlu olsun. Hakemler de bizi alkışlıyor. Bak kesin şimdi Twitter'da tag olur bu. Hakemler Galatasaray'ı alkışlıyor. Evet yine orada takla atan bir arkadaşımızı göreceğiz. Standart bakın şimdi hemen geliyor takla. Hop bak açtı kanatları hoppala. Hoppala paşam taklacı güvercinimiz bizim ya. Taklacı güvercinimiz. Ben hala aynı eşofmanlarla devam ediyorum. 9 yıldır aynı eşofmanları giyiyorum. Maçın istatistikleri 15 şut 7 isabet 1.72 gol beklentisinden Kenan ve Vinicius golleri 7 şut 4 isabet 0.43 gol beklentisi.
bu savunma hattıyla muazzam takım savunması diyebilirim arkadaşlar. Hak ettiğimiz bir final. Kenan Yıldız maçın adamı 8.1, Vinicius 7.6, Musiala 7, Kayseri 7.6, Efe 7.3, Şaban 7.4 ve Ederson 7.2 ile oynadı dostlar. Hayırlı uğurlu olsun, hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten iyi bir final oldu bizim için, iyi bir final oldu. İki oynadığımız maçı da iyi oyunlarla kazanmak da açıkçası bence iyi oldu. Paraları da kasamıza koyduk ama Türkiye Kupası'ndan gelecek çok ciddi bir meblağda açıkçası yok arkadaşlar. Evet, şöyle sezon finaline bir ufak bir göz attığımızda tam tamına 5 kupa kazandık bu sezon arkadaşlar. Türkiye Süper Kupası ile başladık. UEFA Süper Kupası'nı kazandık. Süper Lig şampiyonluğunu kazandık. Şampiyonlar Ligi'ni kazandık ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde ettik dostlar böylecelikle. Evet, veri merkezine ufak bir göz attığımızda bu sezon savunmamızda biraz taktiksel olarak tabii pozisyon verdik ama yine çok iyi bence. 0.68 kalemize gol beklentisi verirken 0.85 gol yedik. Yeni bir kaleci alacağız. Bunu gösteriyor bu veri. 3.07 penaltı hariç gol beklentisinden 4.62 gol bulduk. 26.5 şut attık. %90 yaklaşık pas isabet oranıyla oynadık. Bireysel performans maçlara göz attığımızda Kenan Yıldız müthiş bir sezon. 26 gol, 27 asist ve 8.06 performans puan ortalaması. Ferguson 58 gol, 9 asist, 7.94. Musiala 23 gol, 14 asist, 7.76. Alexander-Arnold 31 asist, 7.76. Vinicius 23 gol, 18 asist, 7.74. Kamavinga 19 gol, 10 asist, 7.63. Jude Bellingham 20 gol, 15 asist, 7.54. Galic genç oyuncu 17 asist, 17 gol, 8 asist, 7.46. Kayseri 3 gol, 9 asist, 7.40. Antonio Silva 7.39. İmançev 7.37. İsmail 7.32. Can Kat 7.23, hiç fena değil. Agustino 39 maçta 7.21 performans puanı. Efe de hiç fena değildi. 6 gol, 9 asist, 7.11. 17 kez ilk 11'de sahaya çıktı arkadaşlar. Sezonun yıldızları artık ben Kenan için çok fazla bir şey demeyeceğim. Profil çok fazla gelişmedi aslına bakarsanız ama 8.06 muazzam, hem sol kanat hem gizli forvet, harika bir performans. 27 yaşında Kenan. Ferguson bir Haaland değil belki arkadaşlar ama 58 gol attı, 9 asist yaptı, 7.94 ile çok iyi bir sezonu geride bıraktı Evan Ferguson gerçekten. Genç oyuncularımıza şöyle ufak bir göz attığımızda Bellingham'a da bakalım. Diyecek çok fazla bir şey yok Bellingham için. Ali Tiyat istiyor kendini, bilmiyorum verir miyiz 28 yaşında. 20 gol, 15 asist, 7.54. Muazzam bir performans. Evet, genç oyunculara şöyle bir bakalım. Ivan Galic'e bakalım arkadaşlar. Galic gerçekten güzel gelişti. Daha 18 yaşında, hem teknik hem zihinsel hem fiziksel gelişimi var. Belki Arnold'u satıp bütçe yaratıp sağ tarafta as takım oyuncusu olarak Galic'i kullanabiliriz önümüzdeki sezon, bakacağız. Ivanchev Bulgar oyuncu, gerçekten müthiş bir savunma oyuncusuna değiştirdi kenar stoperde arkadaşlar. Muazzam bir profil. Teknik iyi, fiziksele denecek hiçbir şey yok. Zihinsel acayip bir oyuncu. Müthiş transferlerimizden biri diyebilirim. Ve bir diğer genç Agustino. Agustino da arkadaşlar fiziksel olarak çok güçlü bir oyuncu haline geldi. 21 yaşında daha henüz o da. Onun da peşinde takımlar var ama satmayı açıkçası düşünmüyorum. Harika gelişim. Efe'ye de bakalım ya. Efe Akman'a da şöyle bir ufak bir göz attığımızda evet, profil çok gelişmedi arkadaşlar. Hatta biraz düşüş olduğunun altını çizelim. Arap takımları ilgileniyor kendisine ama 17 kez ilk 11'de forma şansı verdik. 6 gol, 9 asist, hiç fena bir performans da değil açıkçası. Şöyle bir Avrupa'daki katsayımıza bir göz atalım. Muhtemelen değil. Yine lideriz arkadaşlar orada. Evet, Galatasaray'ımız Avrupa'nın yine birinci sırasında. İkinci United, 3 Paris, 4 Benfica, 5 Manchester City, 6 Inter, 7 Barcelona, 8 Real, 9 Milan ve 10 Leipzig şeklinde arkadaşlar. Muazzam. Yani liglere bakacağım diyeceğim ama arkadaşlar yok yani. Liglerde herhangi bir şey olmayacak. 8. sıradayız. Yani Hollanda, Portekiz Ligi, Lig 1, bunları geçemeyiz biz mümkün. Hollanda Ligi'ni bile geçemeyecek durumdayız. Burada acınası bir haldeyiz açıkçası. Çok fazla diyecek bir şey yok arkadaşlar. İtibar zaten 5 yıldızlı ve maddi durum son olarak gelecek sezonun transfer bütçesine ve maddi duruma baktığımızda transfer bütçesi yarattığı bir yönetim. Yaklaşık 83,5 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Maaş bütçemizde artı 30 milyon euro civarında arkadaşlar. Genel durum gelen paralarla birlikte biraz toparladı. 86 milyon euro, 87 milyon euro civarında genel durum arkadaşlar. Fena değil. Borçlar ve kredi ödemeleri, burası önemli. Evet, net borcumuzu 82 milyon euroya kadar düşürdük ve transfer borcumuzda yaklaşık 63 milyon euro. Güzel bir tablo ama neler yapacağız? Bir Haaland hamlesi olur mu Evan Ferguson'dan sonra bilmiyorum. Önümüzdeki sezon bu kariyerimizin final sezonu olacak. Biraz harcayabilirim yani. Bunun altını çizeyim, harcayabilirim. 6 Şampiyonlar Ligi şampiyonumuz var arkadaşlar. Boru değil. Evet, bitiriyorum arkadaşlar. Bu arada şunu da belirteyim. Ben sadece 2.8 milyon euro alıyorum. Yani 2.8 milyon euro kazanıyorum. An itibariyle benim profilimi de göstereyim size ya. Benim profilimi de göstereyim.
İşte profilimiz arkadaşlar. Muazzam bir antrenörlük profili diyebilirim. Dünya çapındayız zaten. Bakalım, bakalım. Evet arkadaşlar, bitiriyorum. İzlediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Son sezonumuzda, 10. sezonda, final sezonunda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın ve Football Manager 2024'te kalın diyorum.